Özür dilerim senden kızım. Keşke gerçekleri söyleseydik sana. Hangi gerçekleri söyleyebilirdiniz? Bu hafta sezon finali yapan reyting rekortmeni Camdaki Kız dizisinin ekibi Cihangir'deki bir balıkçıda akşam yemeği yedi. Dizinin muzafferi Enis Arıkan mekanın kapısında kameralara takıldı. Çok kısa konuşalım o zaman. Hadi. Şey yapmayalım. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim valla, sen nasılsın? Teşekkürler herhalde. Bugün yemek var akşam. Evet, evet. Biz de yemeği var. Biraz geç kaldınız ama sonunda arkadaşlar. Çok geç kaldım ya. Çok daha fazla bize tutmayacağız. Size nasıl gidiyor? Her şey yolundan bakıyor. Evet, dizimiz çok iyi gidiyor. Çok mutluyum. Ben de hiç dizide oynamayı hayal etmiyordum ama bayağı iyi bir tarafa geçti. Ben de çok mutlu oldum. Arıkan canlandırdığı karaktere aşık olduğunu söyledi. Çok aşık oldum arkadaşlar. Yani yapımcı da bana onu söylemişti. Yani çok seveceksin, çok iyi olacak, çok başka olacak demişti. Gerçekten öyle oldu. Evet, iyi. Zaten genelde spor böyle giymişsiniz. Danstan falan mı giyiyorsunuz? Seni gebertirim bak. Oradan dedikodu kurcalayamaz arkadaşlar. Bu tip benim 10 yıldır arkadaşım. Yok, evden geliyorum. Evden geliyorum, bir şey yok, öyle giyindim çıktım işte ya. Ünlü oyuncu tıpkı dizideki gibi yakın çevresinin de kendisinden sık sık akıl aldığını belirtti. Karakteriniz arasında ortak bir yön var mı? Mesela bütün ailenin çözümü sizin karakter yapıyor dizide. Evet. Sizde de mesela arkadaş çevrenizde size bir şeyler danışıyorlar mı? Hani Enis Bey. Evet, herkes danışır bana yani. Şöyle yapıyorum ne olur falan gibi cümleler oluyor ama benim ne kadar kendime faydam vardı, onlara faydam olsun onu bilmiyorum. Yani. İyi bir dert arkadaşım. Gülme. Ne? İyi bir dert arkadaşım. Yani herhalde. İnşallah öyledir. Enis Arıkan yaz planlarını soran muhabirlerle şakalaştı. Yaz da geldi, artık Çeşme'ye kaçacak mısınız? Var mı planınız artık? Kaçacağım. Sen de bana WhatsApp'tan mesaj atacaksın. Enis seni basacağız, ayağın denk al diyeceksin. Ve korku salacaksın. Yaz hazır mısın? Soyunmaya hazır değilim. Arkadaşlar, o yüzden bunlarla kanka oluyorum ki soyunurken çekmesinler diye. Hazır değilim. Soyunmayacağım, evde oturacağım. Soyununca görüşürüz arkadaşım. Çok teşekkür ederim. Fotoğraflarım arkadaşlarınız bekliyor sizi. Öpüyorum sizi. Yemeğin sonunda usta oyuncu Tamer Levent, aralarında Hamza Yazıcı'nın da olduğu rol arkadaşlarıyla kapıda göründü. Çok iyi bir yemek yaptık. Bizim buna ihtiyacımız da vardı. Yoğun çalıştık biliyorsunuz. Bu kadar reytingin üstüne bir eğlence, bir yemek herhalde. O iyi oldu. Dizi iyi bir dizi. Senaryo iyi bir senaryo. Çalışma iyi bir çalışma. Ben reyting tarafı beni ilgilendirmiyor. Tamer Levent, Camdaki Kız'ın bir yüzleşmeyi anlattığına dikkat çekti. Demek ki insanlar hayatlarından gelen şeyleri gördükleri zaman daha çok empati kuruyorlar değil mi? Yaşanmış şeylere daha çok ilgi duyuyorlar. Ve o ilgi esasında yaşamın sanatsallaşmasına da, çünkü öz eleştiri yapmaya neden oluyor. Evet, ben evet bunu biliyorum. Bu davranış var. Bunu yapılıyor filan gibi karşılaştırmalar yapabiliyor insan değil mi? O karşılaştırmalar yapmak kişinin kendini tanıması ve kendini yönetmesi açısından önemli. Biz yüzleşme, bu bir yüzleşmedir. Yani dramatik sanatlar acıklı sanatlar değil, durumsal sanatlardır. Ünlü oyuncu, biz sanatçı değil aktörüz dedi. Hayat durum üzerine kurulmuştur. Dolayısıyla biz bu durumları canlandıran kişileriz. Aktörler budur yani. Aktörüz biz, sanatçı değiliz, aktörüz. Aktör, davranan kişi yani. Akt, davranış demektir. Davranan kişi. O halde davranış olarak bunları göstermeye çalışıyoruz. Ve bir karşılaştırma, siz de yapıyor musunuz bunu acaba filan diyor soruyoruz. Yapıyoruz diyor. Belki de demiyor, hayır ben yapmıyorum diyor, halbuki yapıyor. Şimdi bu muhasebenin yapılmasını sağladığın zaman bu iş yaşam, Amerika bunu yaptı. Amerika bunun için Amerika oldu. Değil mi? Hollywood bunun için Hollywood oldu. Bunların hepsini bunların bilinciyle yap. Biz bunun bilinciyle değil de hemen bir yapalım da para da kazanalım falan da yaparsak olmuyor, bazı şeyler olmuyor. Tamer Levent, Camdaki Kız dizisinde aile fertlerine karşı maddi anlamda oldukça cimri olan iş adamı Rafet Koroğlu karakterine hayat veriyor. Peki sizin özel hayatınızda harcamalara ya da dikkat ediyor musunuz? Hayır, yani dikkat etmek lazım tabii. Yani. Ama şimdi diyelim ki ben mesela her seferinde 250 gram zeytin alıyorum. Yani bir kilo almıyorum. Neden? O tüketirsin, sonra yeniden alın diyor.
ve organik zeytin almaya çalışıyor. Ve hep beraber onu yediğimiz zaman istiyorsak bitirsinler. Ama sonra bir daha alalım. Çıkışta tüm ekip beraber kameralara poz da verdi. Ağzınızı kapayın. Oyuncular daha sonra aynı araca bindi. Selma Ergeç dizide kardeşini canlandıran Enis Arıkan'la beraber fotoğraf çektirdi. Arıkan mekanın önünden uzaklaşırken yine muhabirlere takılmayı ihmal etmedi. Ben sana mekanı söylerim Fırat. Ben nerede olduğunu yazacağım birazdan sana. Fırat, beni orada ben söyleyeceğim.